Öte yanda muhalefetten de eleştiriler yine. Bu türden açıklamalara da gelmeye devam ediyor. Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi kastederek, onu eleştirerek, vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıldıyor dedi. Hazinenin başına bakan diye getirdiğin Nebati kuyruklu yıldızı, milletimiz çarpıldıkça utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Hiçsem gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Sayın Erdoğan, elektrik faturaları %127 artınca, kara kışta doğalgaza yaptığın zamdan sonra senin gözlerin de ışıldıyor mu? Hazine Bakanı'nın ekonomi gözlerdeki ışıltıdır sözüyle yüklendi Cumhurbaşkanı'na İYİ Parti lideri Akşener. Yeni yılın ilk gününde elektrik, doğalgaz, akaryakıt, vergi aşırılarına gelen yüksek zamları hayat pahalılığını hatırlatarak. TÜİK'in makyajlı rakamlarında bile gıdadaki fiyat artışı %43.8, ulaşım masrafları %53.6. Senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Doğalgaz ve yine hane halkını kapsayan elektrik faturalarında tarifeler vatandaşlarımız lehine düzenlenmiştir. Mütevazı bir eve en az 400 lira elektrik faturası gelecek, 700 lira doğalgaz faturası gelecek. Toplama 1000 lirayken bu faturalar nasıl ödenecek? Cumhurbaşkanı elektrik, doğalgaz fiyatlarındaki tarife değişikliği vatandaşın lehine diyerek açıklamıştı zamları. Elektriğe %52 ila %127, konutta kullanılan doğalgaza %25 zam geldi. Tam da kışın ortasında. Doğalgaza, elektriğe yapılan zam demek artan üretim maliyetleri nedeniyle tepeden tırnağa her şeyin pahalanması demek. Zam demek ekmek kuyruğu demek. Tam gaz yoksulluğa sürükleniyoruz. Doğalgazda 80 milyar liralık, elektrikte 20 milyar liralık, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık. Artık takke düştü, kel göründü. Dolar düştü. Haydi etiketleri indirin diye kürsülerden esiyordun. Milletin sırtına zamları bindirince senin de gözlerin ışıldıyor muydu Sayın Erdoğan? Küçük yatırımcılar çarpıldı. Sayın Erdoğan, vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu? Artık yeter. Milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok. Milletime sesleniyorum. Biz size aşığız. Tribünlere oynamaya gerek yok. Sen istesen de istemesen de o sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize hesabını vereceksin. Bunun artık lahmacunu yok. Muhalefet yeni yıl zamlarıyla vatandaşın üzerine binen yüke dikkat çekiyor. Yeni zamların da yolda olduğunu söylüyor. 205 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapmakla övünüyoruz ki zannediyorum orada bir yanlış var. O ithalat olmalıydı herhalde. Çünkü eğer Türk lirasıyla ihracat yapıyorsak ihracat modeliyle amaçladığımız şeye ulaşamayacağız demektir. Çünkü o modelin amacı döviz elde etmekti. Yabancı para cinsinden. Onlar da convertible olmalı. İşte ne olmalı? Dolar olmalı. %65'te dünyada kullanan para o. Sonra arkasından %20'ye yakın 17-18 öyle bir şey euro var. Ama öyle deniyor. Şimdi Türkiye övünüyor 225 milyar dolar ihracatla. Türkiye ölçeğinde devasa bir ülke. 270 milyar dolar da ithalat yapmışız. Dış ticaret açığımız hala %20. Üstelik Türk lirasını olabilecek en düşük değerine indirmiş ve neyimiz var neyimiz yok satmaya çalışmışız. Buna rağmen Türkiye'nin şu anda su içinde 500 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olması lazım. Bunu yapamayan herkes şimdi yöneten ya da aday olan ya da önceden yönetmiş olan başarısızdır. Bu kadar basittir. Beklentilerinizi, taleplerinizi yükseltin. Bunu hak ediyorsunuz.